Suriye'de güvenlik güçlerinin muhaliflere karşı baskı rejimini arttırması bu ülkedeki insanlık dramının giderek daha da kötüleşmesine neden oluyor. Baskı rejimi insanların yıllardır yaşadıkları evlerini terk edip bilinmeyen bir geleceğe doğru yolculuğa çıkmasına yol açıyor. Lübnan'daki Beka Vadisi'ndeki Arsal kasabası da çok sayıda Suriyeli göçmeni ağırlıyor. 4 bir yanımızdan üstümüze kurşunlar yağıyordu. Biz güneye doğru kaçtık. Bu yolun bizi Lübnan'a götüreceğini söylediler. Lübnan'a geldiğimizde Lübnan askerlerinin bizi sınırdan içeri sokmadığını gördük. Karşılaştığımız insanlar arabalarıyla bizi dağlara doğru götürdü ve sonunda Arsal'a ulaştık. Kar ve yağmur altında çocuklarla birlikte zor günler geçirdik. Suriyeli güvenlik güçleri genelde sadece kadın ve çocukların sınırdan geçmesine izin veriyor. Kusayr'daki çatışmaların ardından evlerini terk edip ülkeden çıkma başarısı gösteren bu iki ailenin fertlerinin tanıklığı Suriye'deki dramı açıkça gösteriyor. Bizim ne yapmamız bekleniyor? İnsanlar evlerinde bekliyor. Tanklarla bizi bombardıman yağmuruna tutuyorlar. Kaçabilen kaçıyor, kaçamayansa oturup ölümü bekliyor. Kusayr, Lübnan'a sadece 22 kilometre uzaklıkta. Bu kentte yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. Burası 6 ay süreyle Esad birliklerinin kuşatması altında kaldı. Gıda, yakıt, ilaç ve silahlar kaçak olarak Lübnan'dan getirilmek zorunda. Bu görüntüler Esad birliklerinin kenti bombalamasının yarattığı tahribatı açıkça gözler önüne seriyor. Burada bir adam oturmuş çayını içiyordu. Bir bomba geldi ve adam hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirenler Beşar Esad askerleriydi. Suriye ordusunun Humus kentinde düzenlediği kanlı saldırıların ardından şimdi hedefteki kent İdlib. Saldırıların yoğunlaşma tehlikesine karşı çocuklar ve kadınlar Lübnan'a gitmek üzere kenti terk etmiş durumda. Sadece Özgür Suriye Ordusu savunma amaçlı olarak kenti bekliyor.